Değerli seyircilerimiz, meyhane kültürü aslında çok eski yıllardan beri geleneklerimiz içinde vardır. Bir meyhaneye gidiyoruz, bakalım orada nelerle tanışıyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İzmir Bornova'dan sektörün lider firması Biraz Meyhane'deyiz. Yanımızda ise firmamızın sahibi ve işletmecisi beyefendi Cem Baydar bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Cem Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Şimdi Cem Bey, uzun yıllardır bu sektördesiniz. Evet. Bornova'da farklı bir konseptte insanlara hoşça vakit geçirecekleri çok güzel butik bir mekanda buluşturmuşsunuz herkesi. Önce emeğinize, yüreğinize sağlık diliyorum ben. Şimdi biraz meyhanenin hizmetlerini anlatacağız. Tabii hizmet politikanızın içerisindeki farklılıkları anlatacağız. Ama önce ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Cem Baydar kimdir? Ben Cem Baydar, 1989 İstanbul doğumluyum. Aslen denizcilik mezunuyum. Evet. Son 2 senedir İzmir'deyim. Yaklaşık 10 sene önce babam burayı açtı. 10 senedir o işletiyor. Evet. Son 2 senedir ben de buradayım. Daha önce bir konsept mi vardı burada? Pub tarzındaydı. Son 2 senedir meyhaneye çevirdik. Evet. Nasıl bu gidiyor tarzda çalışmalar? Devam ediyoruz. İyi gidiyor Allah'a şükür. İyi, memnunsunuz. Aynen, memnunuz. Gayet güzel. Şimdi butik bir yer yapmışsınız. Evet. Salaş bir yer. Aslında hoş da bir yer oluşturmuşsunuz. Yani biraz sektörü değiştirdiniz. Evet. Yine aynı yani eğlence sektörünün içerisindesiniz. Hı-hı. İnsanlara hoşça vakit geçirecekleri bir nokta oluşturmuşsunuz. Adını da biraz meyhane yapmışsınız. Peki burası kaç metrekare bir yer? Yaklaşık 80 metrekare. Evet. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Oturma alanlarınız var çünkü 75 burada. 75 kişi, 80 kişi. Burada ağırlayabiliyoruz. Ağırlayabiliyorsunuz. Evet. Peki tabii şimdi burada özel rezerve anlamında işler yapıyorsunuz. Hı-hı. Konuklarınızı alıyorsunuz herhalde. Ayrıyeten bir de toplu organizasyonlara da açık mısınız? Mesela size talepler geliyor tabii mu? Tabii ara sıra toplu organizasyonlar da oluyor. Evet. Yani onlara da açığız. Elimizden geldiğince iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Konuklarınız tabii sizi arıyor. Daha önceden masalarını ayırıyorsunuz. Evet. Sonra eğlence başlıyor. Evet. Peki saat kaç ve kaç aralığında bu hizmet devam ediyor? Yani akşam 8-9 civarı insanlar gelmeye başlıyor. Evet. Gece 2'ye kadar devam ediyor. 2'ye kadar yani devam ediyor. Gayet güzel. Kaç uzman kadroyuz? 6 kişiyiz burada. Şimdi burada bir şef garsonumuz var değil mi? Mevlüt evet. Kara. Aynen. Ve ekibiniz var. Tecrübeli bir personeliniz var. Mutfakta iyi bir aşçımız var. Tecrübeli. Öyle değil mi? Evet. Peki. Şimdi menümüzden biraz bahsedelim. Önümüzde çok güzel lezzetler var. Neler yapıyoruz burada? Soğuk mezelerimiz var. Onun dışında et ürünleri var. Et ürünleri var. Kibrit ciğerimiz meşhurdur. Bu şimdi bir kere olarak çok ön plana çıkan bir şey evet değil mi? Yani çok talep gören bir evet şey. Nasıl oluşuyor? Baharatlı bir şey mi? Baharatlı. Hani genelde ciğer sevmeyen insanlar bile çok fazla ciğer tadı gelmiyor. Ciğerin bir evet tadı vardır evet ya kendine. Evet. O evet çok fazla gelmediği için insanlar beğeniyor. Genelde hani ciğerimiz de zaten duyulduk. O şekilde. Bununla biraz ön plandasınız. Evet, biraz ciğer sayesinde. Tabii ustamızın o kattığı lezzet tabii, değil evet mi? O da önemli. Peki bu Arnavut ciğeri burada. Arnavut ciğerimiz var. Burada da et çeşitlerimiz var ama neler var mesela tabağımızda? Pirzolamız var, antrikotumuz var, sucuğumuz var, köftemiz var, evet, tavuğumuz tavuk var. Var, kızartmalarımız var. Evet. Güzel bir salatamız var. Soğuk mezelerimiz geniş zaten bir hı-hı yelpazede. Peki şimdi buraya gelen konuklarınız tabii şimdi hoşça vakit geçiriyorlar ama bu lezzetleri onlara hazırlarken, sunarken neye önem verirsiniz mutfakta? Önem yani sizin biraz nedir? Klasik olacak ama cidden en önemli şey hijyen. Evet. Ve her zaman hani en kaliteli ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Bilindik yerlerle herhalde alışveriş evet yapıyorsunuz. Sürekli evet kasabınız olsun, farklı tabii mesela yeşillikleriniz olsun. Bunlar hı-hı taze, tabii günlük hazırlanıyor. Günlük hazırlanıyor mezelerimiz. Evet. Gelen konuklarınızla buluşturuyorsunuz. Evet. Peki geldiğiniz bu noktada yani istediğiniz şeyler oluştu mu kafanızda? Bu 2 yıllık süreçten bahsediyorum. Evet, oluştu aslında. Hedeflerde neler var? Yani ya en büyük hedefimiz hani hiç bozmadan hizmet kalitemizi, işte ürünlerimizin kalitesini böyle devam etmek. Hani şu anda memnunuz. Müşteriler evet de memnun. Müşteriler de memnun. Hani bunu bozmadan daha da iyi hale getire devam etmek. Nasıl devam edeceğiz böyle. Evet. Peki ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür bundan ederiz. Bundan sonraki iş hayatınızda ekip arkadaşlarınızla birlikte şef garsonumuz Mevlüt Kara,
şef ustamız var, diğer ekibiniz var. Herkese başarılar diliyorum ben. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere İzmir Bornova'dan sektörün lider firması Biraz Meyhane'den firma sahibimiz beyefendi Cem Baydar'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.